Peki Ali Rüzgar Hocam, kalp damar tıkanıklığını nasıl teşhis edebiliriz? Kalp damar tıkanıklığının teşhisini nasıl yaparız? Birincisi tabii hastanın şikayeti önemli. Şikayeti demin de bahsettim, göğüs ağrısı en önemli şikayet. Özellikle hasta yol yürüdüğü zaman, efor yaptığı zaman göğsüne ağrı gelmesi, göğsünde yani bir nokta olarak ağrımaz kalp ağrısı. Genelde bütün göğsü içine alır, kollara ve çeneye doğru yayılır. Özellikle efor esnasında böyle bir bulgu olduğu zaman bizim için çok kıymetli bir bulgudur. Bu tür kişiler hemen bir doktora başvurup anjiyo yaptırması gerekir. Ya da bazen mide ağrısı gibi de vurabilir, bazen nefes darlığı şeklinde olabilir. Bazen hiç şikayet olmayabilir. Bu tür durumlarda ne yapacağız? Özellikle risk faktörü varsa, ailesinde genetik olarak kalp damar tıkanıklığı hikayesi varsa, hasta sigara içiyorsa, şeker hastalığı varsa, bu tür hastaların yılda bir, iki yılda bir düzenli kontrollere gitmesi lazım. Bunlar ne yapıyor? Bir kardiyoloji doktoruna gittiği zaman, polikliniğe gittiği zaman işte EKG'si çekilecek, efor testi yapacak, ekosu yapılacak. Eğer şüpheli görüntüsü gelirse anjiyo yapacak, koroner anjiyo. Yani bizim buradaki esas teşhis yöntemimiz tabii ki anjiyo. Anjiyo yapmadan çok kesin bir şey söyleyemiyoruz. Yani öbür efor testinden, ekodan hani kalp krizi geçirmiş mi, damar tıkanıklığı var mı şüphelenebiliyoruz. Bazı bulgular elde edebiliyoruz. Ama kesin teşhisi anjiyo ile ancak koyabiliyoruz. Anjiyodan ne yapıyoruz? Kasikten endokoldan girerek kalbinde bütün damarlarını görüntüleyebiliyoruz. Birkaç pozisyondan. Nerede ne kadar darlık var, ne kadar tıkanıklık var onları görüyoruz. Teşhisi bu şekilde koyuyoruz. Teşhis koyduktan sonra ne yapıyoruz? Eğer hasta kalp krizi ile gelmişse genelde hemen o damarı açmaya yönelik işlemler yapılıyor. İşte stent takılıyor, balon yapılıyor. Ama kalp kriziyle gelmemiş ise normal işte göğüs ağrısı şikayetinden gelmiş, eko eforunda şüpheli durumdan çıkmış, yüksek riskli hastalarda anjiyo yapılmış. Burada damarlar görüntüleniyor. Burada genelde 3 yol var. Ya hiçbir şey yapmıyoruz, ilaç tedavisine devam ediyoruz. Kritik bir darlığı yok ise hastada, %50'nin altında darlıkları var ise. Ya da stent takılabiliyor. Damarın yapısı burada önemli. Kaç damarda olduğu, nerelerde olduğu, ne kadar uzunlukta olduğu gibi çok faktör var stent koymaya endikasyon için. Onlara bakılıyor. Eğer stente uygun ise kardiyolog ve kalp damar cerrahı beraber bu stente uygun deyip stent yapılabiliyor. Ya da stente uygun değil ise çok damar hastalığı, ana koronerde hastalık, yaygın hastalık gibi ve birçok yerde ve stent açılmayacak gibi darlıklar var ise de o zaman bypass kararı veriliyor. Biz tabii bypass'ta ne yapıyoruz? Bypass'ta tıkalı damarları anjiyoda iyice belirledikten sonra hastaya tabii riskleri anlatılıyor. Hastanın ameliyat öncesi bütün tetkikleri yapılıyor. Özellikle hemen hemen bütün organları inceliyoruz. Şah damarlarını, böbreklerini, akciğerlerini, bütün kan tellerini, bacak damarlarında bir şey var mı, böbrek damarlarında bir şey var mı? Hepsi ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Sonra fonksiyon testleri yapılıyor. Bunlar hepsi bittikten sonra hastanın riski değerlendiriliyor. Eğer ciddi bir risk faktörü yok ise, hasta da ameliyata ruhsal olarak da uygun ise işte ameliyat planlanıyor. Ameliyat yapılıyor. Ameliyatta neler yapıyoruz? Şu anda yani ana olarak bir kalbi durdurarak bir de kalbi durdurmadan yaptığımız yöntemler var. Atan kalple dediğimiz yöntem var. Yani %80'i kalbi durdurarak yapılıyor şu anda bütün dünyada hemen hemen. %10-20 civarında da çalışan kalpte yapılabiliyor. Çalışan kalpte işte buradaki tabii hastanın durumu, damarların yapısı bunlar önemli faktörler. Onlara göre bakarak karar veriyoruz. Özellikle kalbin ön yüzündeki damarlarda tıkanıklık var ise onların stabilizasyonu daha kolay. Kalbin stabilizasyonu daha kolay. Ve onları hani duran kalpteki gibi konforlu yapabiliyoruz. Yeni cihazlar geliştirildi. Kalbi stabilize edebiliyoruz. O bölgesini stabilize ederek. Kalp diğer taraftan çalışıyor ama o bölgesi sabit kalıyor. O zaman kanamayı engelleyen yöntemler var.
bu şekilde kalbi durdurmadan da yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi çok damar hastalığı ve kalbin özellikle arka yüzünde ki çok damar hastalığı varsa ve yaygın hastalık var ise o zaman çalışan kalpte o zaman teknik olarak zorluk olabiliyor. Bu tür durumlarda kalbi durdurarak yapıyoruz. Kalbi durdurduğumuzda da kalp akciğeri makinesine bağlıyoruz. Hem kalbi hem akciğeri durduruyoruz. Bu arada kalp akciğeri makinemiz var. O her şeyi devralıyor. O zaman konfor çok başarılı. Bunu da tabii tabii. Yani dünyada da şu anda yani çok artık yapılan bir yöntem. Yani biz de burada yaklaşık işte 7 yıldan beri kalp açık kalp ameliyatlarına başlattık. Yani dünyada da çok yaygın yapılan ameliyatlar, bypass ameliyatları hala önemini koruyor. Hala uzun dönem sonuçları çok iyi. Yani 15-20 yıl sonra bakıyoruz ki yaptığımız, ilave ettiğimiz damarlar hala açık. Bypass çok faydalı bir ameliyat. Özellikle çok damar hastalığı varsa, ana koronarı varsa, kritik darlıkları var ise bu hastalarımız bu ameliyatlardan çok fayda görüyorlar. Biz bypass'ta ne yapıyoruz? Kalbi durduruyoruz, damar ilave ediyoruz. Damar yani damar, meme damarları özellikle en çok kullandığımız damarlar. Bir ya da iki tane meme damarı. Koldan atar damarı alıyoruz, radyal arter dediğimiz atar damarı ya da bacaktan safenven dediğimiz damarları. En çok kullandığımız damarlar bunlar. Bunları köprü yapıyoruz. Tıkalı yerin ilerisine bu şekilde o tıkalı yere pas geçiyoruz. İşte bypass denmesinin sebebi de o. Son derece faydalı ameliyatlar. Uzun dönem sonuçları çok iyi. Eğer hasta kendini iyi bakarsa, sigara içmezse, şeker hastalığı varsa onu kontrol ederse, kilosunu verir, sporunu yapar, kendisini fit olarak korur ise çok uzun yıllar genelde bir sıkıntı yaşamıyoruz bypass yaptığımız hastalarda. Ama kendine bakmayan hastalarda da özellikle şeker hastalığı kontrol edilemez ise, kilo alır, hareketsiz bir yaşama devam ederse, sigara içmeye devam ederse maalesef 5-10 yıl içerisinde bu damarlar tekrar tıkanabiliyor.